olsun. Şimdiye kadar lafımı geçmemiş. Kız o kadar ne olsun? Mis gibi arabayı şimdiden niye sonra da artık lafımı geçirtmeye çalışayım. Hilal araba, bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar zarar vereceksiniz Hilal, arabaya. Hilal sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bugün bayağı açıldın ha. Dün evet. Hiç dünle alakası var mı? Ya, vallahi. Senin gibi aynı gazı aldı. Devam ediyor son sürat. Bayağı ama açıldın Hilal, helal bayağı olsun. Bayağı açıldı. Teşekkür ederim. Kızcağız da teşekkür ediyor ya. Dalga geçiyorlar. Dün biraz pasif kaldım galiba. Biraz bir şey göründüler. Hep Dudu'nun lafları bunlar. Pasif kaldın, pasif kaldın. Kalırsan kal. Kalmışım ki kaynanam da bana cırladı, bilmiyorum. Kendini ifade ettikten sonra illa bağırıp çağırmanın ne anlamı var? Ayten'le aramdaki ilişkiyi kıskandın, dert ettin. Şimdi benim laflarımda mı sıra? Senden önce ben Ayten'le burada yani o kadar çok zaman geçirdim ki hiç de alıp böyle senin gibi kanka olalım, arkadaş olalım diye bir derdim olmadı. O yüzden hiç onu kıskanmak gibi bir durumum da yok. Seda hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu ne? Seda Hanım, ayaklarınızı sildik diyorum, kızıyorlar bana. Ay kayarsınız Seda Hanımcığım. Aman. Görüyor musunuz yani? Görüyor musunuz? Yok ayo silmenize gerek yok. Nezaketi görüyor musunuz? Kim yaptı ne güzel. Ben yaptım Seda Hanım. Ay helal olsun. Haksız mıyım ama? Temiz kadın bak. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Ben titiz kadınım bak, sildim hemen ayağımı. Ben de sildim Seda Hanım. Sildin mi? Ama Ay Hanım nezakete beni kırmadı. Kimler karşı geldi? Ben silmedim. Ramses. Niye ben de silmedim? Kraliçe de silmedi. Evet, silmedi. Ay ben kraliçeyim, ben niye sileyim ki? He, kraliçenin ayağını birinin gelip silmesi lazım. Evet sayın kraliçe. Ay peki soru gelsin. Hazır mısınız? Evet. Çok iyi dinleyin. Oğlunuz kendisine araba almış. Son model. İnşallah. Çok İnşallah güzel bir araba. Ruhsatını da sizin üzerinize yapmış. O da güzel. Üstelik siz böyle bir talepte falan bulunmadınız. Ne eder eder o ruhsatı kendisine çevirtir. Ha. Ne eder eder. Ya benim hani böyle bir şeyime yanıma yanaşır. Anne şöyle, anne böyle. Ne eder eder çevirir. Ruhsatı. Ne olur senin üstüne olursa? Hiçbir şey olmaz. Olsun ne var yani, ben hep söylüyorum. Ben banka kasa gibi kadınım yani. Verin, birikimlerinizi verin. Ben biriktireyim, saklayayım. Hiçbir şey olmaz, korkmayın diyor. Ama gelinler yine de kendileri üzerine olsun tabii istiyorlar. Ki, tabii aynen ki. Yani onun da üzerine ne olsun karşı zaten. Karşı çıkar buna diyorsun. Tabii. Üstünü alır ama. Aysun ha, bunu başarır. Ne yapar eder üstünü alır. Ne yapar eder alır. Dilekçim, senin gelinin ne yapar böyle bir durumda? Araba ne senin üstüne. Anasından emdiği sütü fitil fitil burnundan getirir. Kendi üstüne alıncaya kadar artık ne yapması gerekiyorsa yapar. Olmadı kapıyı çeker gider. Ama sen mobilyayı bile seçtirmedin kıza. Ama çek söz hakkım oradaydı, o da bitti. Bu kadar. Arabayı bana yapmış oğlum diyeceksin. Tabii. Diyemez misin diyemem öyle? Diyemem. Korkarım. Dünkü Ceval kayınvalide nerede? Evet. Şimdi bugün korktum. Aa. Mobilyayı bile abi, kendi parasını veriyorum veriyorum akşam diye. Akşam konuşmuşlar aralarında. Akşam neler kesin geçti bir bilseniz. Böyle konuşmazdım. Korktunuz yani. Evet. İşte ben diyorum gelip buraya böyle bol keseden atıyorlar. Ondan sonra R'ye takıyorlar geri vites. Sakin Dilek Hanım. Sakin. Gelinin yanına gidince de sakin. Bunun bir de yararı var. Efendim. Seninki ne yapar? Benimki bir şey demez. Demez mi? Demez. Neden? Neden demez? Çünkü benim her şeyim onların. Olduğu için yani gözümde bir şey olmadığını, her şeyimi onlara ne kadar düşündüğümü bildiği için bir şey demez. Peki Sayın Ramses. Bir baktın ki son model araba senin üzerine, oğlu senin üstüne yapmış. Ayten ne yapar? Eğer Ayten, benim oğlum arabayı benim üstüme yaptıysa Ayten hiçbir şey söyleyemez. Aa, çünkü evet söyleyemez. Ayten. 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 İnandık mı? Neriman. Dolan geldi. Ayten'den bahsediyorsun. Ama benim oğlum gider annemin üstüne yaptım der. Diyebilir mi? Diyebilir. Gönlün mü öyle istiyor yoksa? Olabilir. Bence gönlü öyle istiyor. Bence senin gönlün öyle istiyor ama senin oğlun da Ayten'in karşısında dikilip sen ne konuşuyorsun zor, ben annemin üstünü tabii ki yaparım sen karışamazsın diyemez. Diyemez mi? Der, yok, der. Benim oğlum diyemez. Der. Der mi? Der. Annemin üstü yapmışsın ne olmuş der. Ayten ne yapar? Yeni bir tane ister herhalde. Bana da getireceksin diye. Bana da bir araba al. Ama zaten arabaları var ellerinde. Daha iyisini ister. Bence Ayten der ki onun 5 kat pahalı modelini alacaksın der. Çok zor neyle der. O zaman çok zorsa senden geri alacaklar. Verir misin? Veririm. Ben kavga veririm çıkmasın diye.
Yok veririm yani. Oğluma derim oğlum bak olmuyor böyle. Karınla kötü olma. Çocuğun ha. var. Al şu arabayı üstüme ne yaparsanız yapın bu derim. Bu gelinler galiba buradan kurtarıyorlar. Evet. Yani biz kıyameti koparalım. Kayınvalidelerimiz de desin aman, ki aman aman aman. Aman. Gerçek. Aynen. Gerçekten öyle ama. Gerçekten. Ay senden duymadım gerçekten şimdi. Gerçekten de öyle. Ay, her şeyi o yüzden. Aynen. Aynen. Aman gelin ağzı kapat. Aynen. Aynen. Oğlum, ver, aynen. Oğlum, öyle olmuyor. Aynen. Aman ağızlarının yani tadı bozulmasın. Yani öyle gelinler dediği olmuyor. Ama hayır. Oluyor mu? Aa Nerim bana bak. Ramses oldu değişti. Geri vites. Nasıl olmuyor? Oluyor işte. Hayır gelinin senin... her dediğini yapıyor musun? Aa kız sen yapıyorsun ya. Ben mi? Bana olma, soruyor. Ondan. Bana ama... sorma kendine sor. Ama benim çok malım ben yapmıyorum var. Sen. Bir arabanın payı vermişim çok. Kraliçe ya. Ramses ya ondan. Ben kralım ya kraliçeyim. Tabii kraliçesin. Aysun ablacığım, canım. Abla sen, demekle de saygılı olmuyorsun. Onu da dipnotuna geçeyim ama yine kendin bilirsin. Sen konuşurken genelde televizyonun sesini ya kısıyordum ya da tamamen sesini kapatıyordum. Sen susunca Zeynep abla vardı, o konuşuyordu canım benim, gitti. Sen de gideceksin inşallah. O konuşurken sesini geri açıyordum. Çok iyiymiş. Evet. Çok iyiymiş. Keşke benim de öyle bir... hakkım olsaydı, sen konuşurken şu daha şöyle kıssaydım sesini. Maalesef ki kısamıyorsun. O hakka ben de sahip olmayı o kadar çok isterdim ki şu an. Gelmeseydin. Hadi senin... geldin diyelim. Git. Sen git sonra gideceğim git, merak tatlım. Etme. Sen git söz veriyorum bir hafta sonra arkandan ben gideceğim. Yeter ki senin gittiğini bir göreyim. Benim gideceğim bir günü ben şöyle bir düşünüyorum da vallahi hiç göremiyorum öyle bir gün. Hiç yok yani yakın tarihlerde öyle bir şey yok. Hiç belli olmaz. Sen hiç eşini de hiç bekletme. Belli. Bak İstanbul'da da yaşamıyorsun. Yazık sana. Git gel yorulma. Yorulmuyorum. Bak otobüs biletini de ben alayım. Hatta istiyorsan seni uçakla da gönderebilirim. Çok şükür ona ihtiyacım yok. Ne ona istersen. İhtiyacım yok. Hiçbir taraftan kaçmam. Öyle. Yeter ki seni burada görmeyeyim tatlım. Bak cuma günü şuradan şöyle pıtı pıtı çıkabilirsin. Cuma günü şuradan şöyle çıkacağım. Ama eve gidip pazartesi günü için dinlenmek için çıkacağım. Başka türlü çıkmayacağım canım. Gidişinin belki dönüşü olmaz. Sen çok net konuşma. Dilek Hanım, çok merak ediyorum. Yani konuşamadığınız, bizimle paylaşamadığınız veya da gelininizden şikayetiniz veya da o size ne yapmış ki bu kadar yani şey yapamıyorsunuz, gelinden korku çekiyorsunuz. Ya her şey söylenmişti. Diyorum ya yani yatıyor, o saatlerce uyur, kalkmaz. Hani ne bileyim kendine göre boyar. Sürekli işi gücü boya yapmak, resim yapmak. Ondan sonra ne bileyim yani. Nereye, ya, nereye yapıyor her yeri resim? Boyuyor. Duvarları boyar, sehpaları boyar, mobilyaları şey. Boyar. Yani. Güzel bir şey. Elinden geliyor, yapsın boyuyor. Yapsın size ne? Evi ayrı, olur mu canım? Ne demek yani yapsın? Size ne ki? Onun kendi evi değil mi? Başka iş mi yok ki memlekette de onları ne yapacak? Yapacak? Evinin işine baksın, çocuğuyla ilgilensin, eşiyle hayır, ilgilensin. Hayır, çocuğunu yapıyordur, eşine yapıyor ihmal mu ediyor? Yok, yapıyor. Ediyor değil ama olsun yani. Allah aşkına duvarlara tuğla çizmenin amacı ne olabilir? Ama, küçük tuğlalar çiziyor. Ama yani çok güzel görüntü demek ki. Anlamı nedir bunun? Ama o oturuyor evde. O yaşıyor güzel size ne? Ne işe yarıyor? Başka şey yapabilir. Niş gibi oluyor bir televizyonun evet. arkasında, bir sehpanın arkasında. Güzel oluyor, ben bunda? Çok severim. Aa, yok hayır ha, ben öyle düşünmüyorum. Bir de ama kendi evi. Siz karışamazsınız. Karışırım kardeşim. Eşyasına karışmışsınız. Evinin içinde yaptığına da karışıyorsunuz. Karışırım, ben kaynanaysam karışırım. Ama hem de korkuyorum diyorsunuz. Aynen. Yani öyle de derim, hem öyle de derim. Hem korkuyor. Öyle ay, olmaz bir işte. Bir böyle bir böyle uyanar döner olmaz. Hiçbir şey olmaz. Gelinin yapacağı o evine bütün dekorasyonların hiçbirine karışamazsınız. Karışırım. Hiç karışma hakkınız yok. Niye karışıyorsunuz? O zaman gelin bırak. Ne dese haklı. Hiçbir şey de diyemez. Hiç bakalım de. Diyorsun. Çocuğuna bakmıyor mu? Eşiyle tabii. ilgilenmiyor mu? Diğer işlerini yapmıyor mu? Olsun. Demek ki boş vakitlerinde de sağa sola boyuyor. Siz geline çatmak için böyle herkesin arayıp da bulamadığı bir kadın aynen. evini süsler. Evini boyar, şekillendirir, her süslemeyi adım, yapar. Sen gelinin evinden ne istiyorsun yaptığı süslemelerden? Gelin benim. Mutlu olman lazım. Benim gelinim, karışırım. Ben sizin gelininizle karışıyor muyum? İşte
Zeynep, Zeynep biz düşmanız, ya düşmanız derken yani biz konuşmuyoruz, aramız iyi değil. Nurten Hanım'la Zeynep zaten birbirine girdiler, bir kapıştılar. Dışarıda böylesiniz, dışarıda böylesiniz. Böyle tamam, böyle yeterli. Ne yeterli? Es ver. Neyine es ver, cevap vereyim. Ver bakayım, ver. Zeynep'le, Zeynep gitti tek kaldın derken bir kere biz Zeynep'le birlikte yarışmıyorduk. Ben bu masada ilk günden beri tek başıma yarışıyorum. Ve ilk günden beri de hep aynı şeyi savunuyorum artık söylemekte. Dışarıda da burada dilimde da. Dilimde tüy bitti artık, yoruldum ama siz anlamak istemiyorsunuz. Dışarıda da burada da Zeynep benim böyle. Benim kimsenin yardımına, ittifakına, Nurten Hanım diyor ki. Nurten Hanım diyor ki. Ama soru sordun, dinlemeyeceksen